Sömestr tatili başladı ve bizim için ders çalışmak için mükemmel bir zaman geldi. Zaten 141 gün vardı. Bir de bunun içine 15 gün tertemiz tatilli bir gün eklenince artık sınava hazırlıkta. Gerçekten ne kadar hazır olacağımızı, ne kadar şanslı olacağımızı biliyoruz. Çünkü bizler kazanmak istiyoruz. Hemen başlamak istiyorum videomuza. Günün yorumuyla başlıyoruz. Çünkü arkadaşlarımız çok güzel yorum yapıyorlar. Bu yorumlardan bir tanesi Sevde'den gelmiş. 163 beğeni almış. Demiş ki Sevde. Aile baskısından dolayı çalışasım gelmiyor. Bu sorunlar nasıl kurtulabiliriz? Bir de demiş. Bir de geçmeden önce bir de ayrı yazmış bu sefer. Buna geçmeden önce soruyu cevaplayalım. Aile baskısı gerçekten hepimizin yaşadığı bir şey. Ben de küçükken, öğrenciyken, lisedeyken, ortaokuldayken ne kadar ders çalışırsam çalışayım. annemi çalışmıyorsun derdi. Babam senden bir şey olmaz derdi. Ama çalıştığım halde gösteremezdim. Bazen de gerçekten çalışmazdım gösteremezdim. Bununla alakalı uzmanlar yani psikologlar diyor ki eğer gerçekten aile baskısı varsa anneniz babanızı bir gün karşınıza alacaksınız. Diyeceksiniz ki anne baba lütfen yanıma gelir misiniz? Sizle bir şey konuşacağım. Çok önemli bir şey. Onlar şaşıracaklar. Acaba ne oluyor diye. Onları karşınıza aldıktan sonra Bekliyorlar acaba ne olacak diye salonda oturuyorsunuz. Anne, baba ben sizi çok seviyorum. Sizler de beni çok seviyorsunuz. Başarılı olmamı istiyorsunuz. Ama bana sürekli baskı yaptığınızda, bana sürekli çalış dediğinizde bu bende ters tepiyor. Bu bende yanlış bir etki yapıyor. Dolayısıyla lütfen bana böyle söylemeyin diye tane tane ve bir kez ve sessiz bir ortamda ciddi bir şekilde söylerseniz... Onlar şaşıracaklar ve bir daha sizi rahatsız etmeyecekler. Buna emin olabilirsiniz. Bu şekilde konuşmadığınız zaman ve net bir şekilde söylediğiniz zaman bu konu hallolacaktır diyebiliyoruz. Bir de ilk dönemde doğru düzgün çalışamadım. Evet birçoğumuz çalışamadı. Netleri 15 saatte nasıl toparlarız? Artı birleyin videoya cevap verirsin demiş. Netleri toparlamanız için zaten ücretsiz LGS tekrar programımız hazır. Tüm Tonguç kitapçılarında Türkiye'nin her yerine bakın. Açıklamada veya i butonuna bunlara ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir bütün şehirlerimizde LGS tekrar programımız temel, hızlı matematik takviyeli ve pro tekrar programımız sizler için hangi gün ne çalışacağınız, ne kadar çalışacağınız, hangi video izleyeceğiniz, nasıl tekrar edeceğiniz hepsini tek tek verdik. Bu programı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz kapçılardan ve sonrasında da çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu soruyu cevapladık. Günün sözüne bakalım. Geleceğini satın alabileceğin tek şey bugündür. Gerçekten de yarın başlarım, pazartesi başlarım. 15 tatilden sonra başlarım demeyeceğiz. Hemen başlayacağız ve hızlı bir şekilde tempomuzu artıracağız. Günün kitabına baktığımızda... <laughs> Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesini görüyoruz. Gerçekten önemli bir eser. Bu kitapta iki farklı şehir yani Paris ve Londra üzerinden Fransız itilerinin sonuçları anlatılıyor. Çok genel kültürümüz artacak bir kitap ve dünyanın en çok okunan kitaplarından bir tanesi. Sizler de başarılı öğrenciler olarak bunu okumalısınız. Geldik günün okuluna Aydın Fen Lisesi. Hocam fen lisesi zaten başarılı olur diyebilirsiniz ama Aydın Fen çok ayrı bir özelliği var. Türkiye'de derecesi çıkaran okul olarak biliniyor. Öğrenciler o kadar başarılı ki Türkiye'de her zaman Türkiye birincilerini, ikincilerini, üçüncülerini hemen hemen her sene üniversite sınavlarını çıkaran muhteşem bir okul. Yani İzmir Fen, Ankara Fen, İstanbul Fen bunlar da çok iyi Galatasaray, Robert. Ama Aydın Fen Türkiye'de derecesi denince akla gelen bir okul. İnşallah hedef olan öğrencilerimiz buralara da yerleşecekler. Geldik günün zeka sorusuna. Saatte iki kere... Ama sahnede bir kere meydana gelen nedir? Allah Allah ben de merak ettim. Ben de yorumlara bunun cevabını açacağım. Günün geyiği de her zaman gibi gene geyik tonguç. Çalışsam iyi not alırım bence diyor. 22.30'da bir saat. 22 elde uyumuş çoktan. Neredesin Tonguç? Uyuyorum ben. Hadi bakalım ödülü sorumuza yine yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi tatiller ve iyi çalışmalar diyoruz arkadaşlar.